Selam sevgili dostlar. Değerli arkadaşlar, başka bir cihazın kullanıcı incelemesi ile daha beraberiz. Bu videoda sizlere şu an önümde gördüğünüz Lenovo Tab P11 model tablet bilgisayarını tanıtmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Öncelikle kutunun oldukça hoş olduğunu söylemek gerekiyor. Hemen kutumuzu açalım. Aslında çakma bir kutu açılışı olacak bu arkadaşlar hikayeden. Ama en azından kutunun içerisinde neler sizi karşılıyor bunu da siz de görmüş olacaksınız. Tabletin kendisi var. Bir tane şarj kablosu Type-C. Şarj adaptörü 20 watt hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. Bu adaptör ve kablonun kutudan çıkması iyi olmuş. Artık biliyorsunuz günümüzde çoğu cihaz adaptörsüz satılıyor. Bu yüzden Apple'a bol bol teşekkür edelim. Şurada alışageldiği üzere bir tane microSD kart takmak için iğnemiz ve kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Benim aldığım model şöyle kalemli bir model arkadaşlar. İçinden bir de şu şekilde bir kalemimiz çıkıyor. Hemen kısaca kasa yapısını ve özelliklerini size söyleyeyim. Şu şekilde arka kısmı komple alüminyum bir yapıda. Şuradaki gri kısım plastik bir yapıda. Kamerası buraya konuşlandırılmış. Şu tarafa baktığımızda microSD kart girişi ve mikrofon girişimiz burada mevcut. Ses kısma ve ses yükseltme tuşumuz yine burada konumlandırılmış. Öbür tarafa baktığımızda pin konnektörlerini görüyoruz. Harici bir klavye satın aldığınızda bu konnektörler yardımıyla cihazı bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Şurada bir kulaklık girişimiz var. 2 adet hoparlör çıkışımız da yine burada yer alıyor ve cihazı şarj etmek ve bilgisayara takmak için girişimiz de burada yer almış. Öbür kısma baktığımızda tuşumuz burada yer alıyor. 2 adet yine hoparlör çıkışımız burada yer almış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Lenovo Tab P11 model tablet bilgisayarımızın özelliklerinden biraz bahsedeyim. 11.5 inç bir ekran bu. 6 GB bellek var cihazımızda. 128 GB depolama kapasitesi yer alıyor. 2000'e 1200 piksel ekran çözünürlüğü yer alıyor. Bu ekran arkadaşlar 120 Hz ekran tazeleme hızını bize veriyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G99 8 çekirdekli 2.2 GHz bir işlemci kullanılmış. Şöyle ben yine güç tuşuna basıp açayım. Siz de görmüş olursunuz. Grafik işlemcisi olarak da Mali G57 MC2 kullanılmış. Arkadaşlar tabletin ağırlığı 520 grama tekabül ediyor. Şöyle tek elle tuttuğumuzda ağırlığını çok fazla hissetmiyorsunuz. Şu kenarlarda gördüğünüz gibi oldukça ince tutulmuş. Yine şu kenar boşlukları yani ekran kasa oranı bu boyutta bir tablet için gayet güzel olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kenar boşlukları oldukça ince görünüyor. Arka kamerası arkadaşlar 13.0 megapiksel bir çözünürlük destekliyor. Yine ön kamera 8.0 megapiksel bir fotoğraf çözünürlüğü destekliyor. Bu kamerayla arkadaşlar Full HD çözünürlükte 30 FPS ile çok rahat video kaydı alabiliyorsunuz. 7700 mAh bir batarya var. Onu da unutmadan söyleyelim. Bu 7700 mAh batarya normal kullanımda bize tam gün bir ekran süresi çok rahatlıkla veriyor arkadaşlar. Bu tablet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir adet de S Pen ile geliyor. GC12 diye geçiyor bu kalem modelinin ismi. İkinci nesil 2023 modeli bir kalem bu arkadaşlar. Bunun da videonun ilerleyen bölümlerinde nasıl kullanacağını size biraz bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tabletten bahsederken şu geri planda birçok uygulama var. Siz de bu şekilde tabletin kasma donma gibi bir şeyler yapıp yapmayacağını deneyimlemiş olacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü sekme açılmış vaziyette Chrome'da. Evet şu an bir sürü sekme geri planda da şöyle göstereyim ben size. Oldukça uygulama geri planda şu an çalışıyor. Gördüğünüz gibi uygulamaların hepsi açıkken ben cihazı sizlere göstermeye çalışacağım. Kasma donma falan oluyor mu diye. Şurada ayarlara girelim. Biraz o ayarlardan bahsedelim size. Şöyle ekran ayarlarına girelim. Şimdi arkadaşlar ekran ayarları, ekran tabletimiz okuma kipini destekliyor ve ekran yenileme hızı da 120 Hz olarak gösteriliyor. Okuma kipi şu şekilde oluyor okuma kipi dediğimiz zaman. Okuma kipi modunu açıyor.
Size burada tablet soruyor. Renkli efektleri ve siyah beyaz efektleri kullan. Şu siyah beyaz efektleri kullan modunu seçtiğimiz zaman cihaz tamamıyla siyah beyaz bir hale geliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu cihazda PDF'lerinizi, dokümanlarınızı çok rahat e-kitaplarınızı rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Normal e-ink tabanlı bir e-kitap okuyucu moduna bu şekilde tabletimiz geçmiş oluyor. Veyahut da bu modu kullanmayıp yine göz koruma modu var arkadaşlar. Şu gece ışığı modunu aldığımızda da yine bu şekilde ekranımız biraz sarımtırak bir renk alarak tableti kullanırken göz sağlığımızı maksimum derecede koruma şansına sahip olmuş oluyoruz. Yine arkadaşlar tabletimiz Android 13.0 ile geliyor. Size Geekbench 6 sonuçlarını göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde diğer Android cihazlarla bir karşılaştırma imkanınız olur. Hemen şöyle Geekbench 6'yı açıyorum. Daha önce ben testi yapmıştım History'den. Şimdi arkadaşlar tabletin Geekbench 6 skoru bu şekilde. Tek çekirdek skor 729, çok çekirdekli 1929 olarak görünüyor. Şu ekranda da gördüğünüz gibi diğer cihazlarla bir karşılaştırma yapılmış. Buna göre kabataslak bir cihazın gücü hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz. Yine şu şekilde çok çekirdekli moda geçelim. Bu da gördüğünüz gibi 1929 almış tabletimiz. Diğer cihazların da çok çekirdekli modu bu şekilde sıralanmış. Bir de ekran kartı skoruna bakalım. Hemen şöyle açıyoruz. Şimdi ekran kartı skoru tabletimizin 1288 puan arkadaşlar. Diğer cihazlarla karşılaştırmasını bu şekilde görebiliyorsunuz. Tabii bunlar göreceli bir kavram bu puanlar arkadaşlar. Dediğiniz gibi cihazda bir kasma donma olmuyor. Çok sürekli oyun oynayan bir insan değilim. Ancak hemen Asphalt 9'u açıyoruz. Şöyle çevirelim. Asphalt 9 bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi kasma donma olmuyor cihazda. Cihazın çıkış gücüne bir de bakalım. Bir tane YouTube'dan size bir telifsiz müzik açayım arkadaşlar. Bu şekilde cihaz ses çıkış seviyesini de görmüş olacaksınız. Şöyle söyleyeyim, ben kendi deneyimlerimde cihazda video izlerken, müzik dinlerken harici bir hoparlöre ihtiyaç duymadığımı söyleyebilirim. Cihazın ses çıkış gücü ve ses kalitesi çok iyi arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Zaten 4 tane hoparlörü var cihazın. Daha da berbat bir durumun olması zaten bu şekilde zor. Hemen bir tane telifsiz müzik açayım ben size. Ses sona kadar açık arkadaşlar. Ses çıkış gücü de bu şekilde. Bu arada ben de şu kalemden biraz bahsedeyim. Şimdi ikinci nesil Precision Pen 2 diye geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın İngilizce okunuşunu bulamadım. Bu şekilde İngilizce yazılışını söylüyorum. Düzgününü bilen varsa aşağıda yorumlarda yazabilir. Precision Pen 2 şu şekilde 2 adet kullanım tuşumuz var arkadaşlar. Şurada bir tane bildirim ledinin yer aldığı bir girişimiz var. Şarj edip de kullanmamız gerekiyor. Şöyle ben açayım. Şu şekilde kalemin arkasında arkadaşlar Type-C girişimiz var. Type-C girişini normal Type-C girişli bir kablo ile kolaylıkla şarj edebiliyoruz. Merak etmeyin, çok fazla bu kalemi şarj etmenize gerek kalmayacak. Tek bir şarj aşağı yukarı bir saat kadar sürüyor. Tek bir şarjla cihazı bayağı uzun bir süre çok rahatlıkla şarj etmeden kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kalemimizin şöyle manyetik cihaza yapışma özelliği yok. Şöyle gördüğünüz gibi maalesef herhangi bir şekilde tablete yapışmıyor. Bu yüzden kaleme çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kalemi kaybetmemeniz için tablete bir adet kalemi de takabileceğiniz bir kılıf almanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi kalem menüsüne girelim arkadaşlar ayarlardan. Şimdi bu kalemi kullanmak için cihazın ayarlarına girip bu şekilde kalem menüsünden istediğiniz gibi kullanabiliyor. Ekran kalemi araç kutusu demiş. Bu seçeneği etkinleştirirseniz şurada gördüğünüz gibi kalemi kullanma menümüz çıkıyor arkadaşlar. Siz bunu
şu şekilde devamlı ekranı görünecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu seçeneği seçerek veyahut da şöyle kapatabilirsiniz. Hızlı notlar almak için de ekran üst düğmesine bu seçeneği kullanarak not oluşturmak için ekran kalemin üst düğmesine basılı tutun ve ekrana dokunun. Kalemdeki şu üstteki düğmeye basıp ekrana dokunup hızlı bir not alma sayfamız bizi karşılıyor arkadaşlar. Şöyle hızlıca notunuzu alabiliyorsunuz. Bu bir deneme yazısıdır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, şurada kalemi kullanabileceğimiz çeşitli menüler çıkıyor arkadaşlar. Üst düğmeye bastığımızda biraz niyeyse geç algıladı. Şu şekilde. Üzerindeyken imleci göster. Şu veyahut da şunu unuttuk. Şu alt tuşa bastığımızda yapacağımız işlevi şu şekilde atayabiliyoruz. Ana ekrana dön, geri hiçbir şey yapma. Ben hiçbir şey yapma olarak ayarladım arkadaşlar. Çünkü bu alt tuşa bir şey atadığımız zaman habire parmağınız yazarken buraya değiyor ve habire ana ekrana geri atıyor sizi kalem. O yüzden bunu hiçbir şey yapma olarak ayarlamanızda fayda var. Üzerindeyken imleci göster. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlak ikon beliriyor. Bu şekilde ekranda yazı yazarken imleç beliriyor. Ama ben bunun da gösterilmesini istemiyorum. Dolayısıyla o özelliği de kapatıyorum. Ekrana yazı yazarken ses çıkmasını istiyorsanız bu seçeneği de seçip açabilirsiniz. Şöyle yazı yazarken ses çıkartıyor. Ben bunu da pek istemiyorum. O yüzden iptal ediyorum. Şimdi arkadaşlar cihazımızda Nebo diye bir not alma uygulaması var. Bu normalde Play Store'da paralı satılan bir uygulama. Lenovo bize bu uygulamayı beleşe sunuyor. Hemen uygulamamızı açalım. Tabii yine App Store'da bir sürü not alma uygulaması bulabilirsiniz. İsteğinize göre o uygulamaları da cihazda deneyebilirsiniz çok rahat. Bu uygulamayı kullandım. Fena değil gibi görünüyor. Hemen şöyle kısaca ne şekilde yazımızı yazacağız ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz gibi avucumu ben ekrana dayıyorum. Çünkü diğer videolarda da diğer cihazların kalemli modellerinde de bunu çok soruyorlar. Avuç içi reddi özelliği var mı diye. Bu cihazın avuç içi reddi özelliği var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ekran üzerinde elimi dayayıp çok rahat yazımı yazabiliyorum. Deneme yazısıdır. Bu şekilde notlarınızı uygulamada çok rahatlıkla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bitirecek olursak arkadaşlar cihazımızın artıları eksilerinden daha fazla. Benim gözlemlediğim tek bir eksi var. Önce artılarından size bahsedeyim. Şimdi bu Lenovo Tab P11 ikinci nesil tablet 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor ki günümüzde bence artık 6 GB RAM'in altında bir tablet almak mantıksız geliyor arkadaşlar. Cihazı rahat bir şekilde kullanmak istiyorsanız 6 GB'ın altında bir tablet almayın derim sizlere. Performansı gayet güzel. İşte kasma donma sizler de deneyimlediniz zaten, kasma donma olmuyor. Kalem ile gelmesi ayrı bir avantaj zaten. Her şekilde bu kalemi çok kullanacağınızı söyleyebilirim. Ben severek kullandım. Özellikle öğrenci arkadaşlar ve not almayı seven arkadaşlar bu kalemin kullanımından çok memnun kalacaklardır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, cihazın artıları bu şekilde. Eksilerine gelirsek, eksileri bana göre bir tek şu menüsü, şu ikon aralıkları çok fazla. Bunu da değiştiremiyoruz gördüğünüz gibi. Çok fazla şurada aralık var. Ben buna uyuz oldum doğrusu. Hiç hoşuma gitmedi. Ve değiştiremiyoruz da en fazla bu şekilde olabiliyor. Hani biraz daha şu ikonları sıkıştırsaydık tek pencereye, tek ekrana daha çok ikon uygulama yükleyebilirdik diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, videoyu bitiriyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşabilirsiniz. Yine kanalı desteklemek için abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.